basın mensupları, değerli sivomatik çalışanları, arkadaşlarımız, üyelerimiz. Bugün burada çok önemli bir günün başlangıcı, çok önemli bir mücadelenin ilk gününde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uzun süren toplu iş sözleşmesinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde işverenle bir anlaşmaya varamadığımız için, aslında anlaşmadan öte işverenin bizden istediklerini karşılamaya gücümüz yetmediği için bugün burada bir grevin başlamasının ilk gününü yaşıyoruz birlikte. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bu onurlu mücadelenin ilk günü ama bu mücadele burada çalışanlarımızın istediği bir sonuçla sonuçlanıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Bu görüşme neticesinde, bu görüşme süreleri içerisinde bizim en çok yadırgadığımız, Türkiye'de her zaman toplu iş sözleşmelerinde çalışanların geriye dönük bir değerlendirmesi olur. Bu dönem ne gibi bir takım hakları işverenden isteyecekleri gündeme gelir, onunla ilgili müzakereler yapılır. Bununla ilgili görüşmeler neticesinde az çok bir anlaşmaya varılır. Ama maalesef bu dönem sivomatik madencilikte işçilerin işvereninden istemesinden öte, işverenin işçilerden fedakarlık, 10 yıldır, 20 yıldır elde ettikleri kazanımları geri istediği bir dönemi yaşamak zorunda kaldı. Bu iş yerinde çalışanların fedakarca burada üretim yaptığı, burada stoklar, ham madde sahaları, buradaki tesisleri herkes biliyor, görüyor. Burada bir tesisle başlayan üretim bandı bugün 6 tesise kadar çıkarılmış olmasına rağmen halen işçilerimizden bir takım geçmişten gelen kazanımlarının geri alınması isteniyor. Ve burada bu pandemi sürecinde bile bu işletmede üretim bir gün bir saniye durmadı. Dünyanın her tarafına burada yapılan üretim gönderilebildi. Hiçbir şekilde bir engellemeyle karşılaşılmadı. Bugün greve çıkıyor olmamıza rağmen dün dahi burada bütün arkadaşlarımız fedakarca kendi görevlerini, üzerlerine düşen görevlerini sonuna kadar yerine getirdiler. Biz yılbaşından beri 6 aydan fazla süredir burada işçilerimiz yasaya da çok uymayan taraflarıyla birlikte günlük 12 saat çalışmak zorunda kaldılar. Burada yeterince eleman tahsis edilmiyor. Çalışan sayısı az. Üretim gittikçe artıyor. İnsanda bir mantık olması lazım. Bir işletme büyüyor, üretimi sürekli artıyor, karlılığı yükseliyor. Ama çalışanların ücretlerine, haklarına gelince bir kuruş dahi verilmek istenmiyor. Vermek istenmediği gibi almış olduğu ücretlerinden de fedakarlık yapılması isteniyor. Değerli arkadaşlar, biz burada normalde ülke genelinde madenlerdeki işçilerin almış olduğu ücret ortalamalarına baktığımızda Türkiye ortalamasının altındayız. Biz burada 2 ay önce Fatsa'da bir işletmede, yine bunun eşdeğer işletmesinde bir sözleşme yaptık. O sözleşmede ilk almış olduğumuz 6 aylık döneme tekabül eden ücret zammı %26 civarındaydı. Biz bu dönem bu iş yerinde her şeyi hesabını yaparak makul olan bir teklifle geldik işverene. En makul teklifimizi yaptığımız dönem bizim bu dönemdi. Bundan önceki dönemlerde eksiklerimiz, gediklerimiz çoktu. Belki biraz taleplerimiz yüksekti ama biz her şeye rağmen bu dönem bütün taleplerimizi en makul seviyede getirdik. Türkiye'de enflasyon bugün %18,5 gibi bir rakama tekabül ederken biz burada %15 civarında bir ücret teklifinde bulunduk. Ama maalesef işveren bizlere bu ücret teklifimizi kabul etmek yerine kendi daha önceden almış olduğumuz ikramiyelerden, bir takım haklarımızdan fedakarlık yapmamızı istiyorlar. Biz emeğiyle kazanan, hayatını idame ettiren insanlarız. Biz emeğimizle, alın terimizle geçinmeye çalışan insanlarız. Bizim burada fedakarlığımız, burada çalıştığımız işe ilk girdiğimiz günden beri buradaki fedakarlığımız devam ediyor. Bir gün dahi durmadı. Dediğim gibi bugün greve çıkmış olmamıza rağmen dün dahi burada üretimi en hızlı şekilde
tamamlayarak bitirdik. 6 aydır burada 12 saat çalışarak kendi sağlığımızdan, kendi istirahatimizden, kendi sosyal hayatımızdan, kendi ailemizle, eşimizle, dostumuzla yaşayacağımız zamanlardan fedakarlık yaparak burada bu günleri geçirdik. Bunun karşılığının bu olmaması gerekir. İnsanlara daha fazla baskı yapılarak daha fazla üretim elde etmek için her türlü yolun reva görülmesi doğru değil. Yaşadığımız zaman diliminde insanların da sağlıklı yaşamaya hakkı var. Sosyal hayatta insanlarla birlikte yaşamaya, bir şeyleri paylaşmaya hakkı var. Ama maalesef burada her şey üretim, her şey kar hırsıyla yapıldığı için bugün çalışanlarımız burada greve mecbur bırakılmış. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Değerli arkadaşlar, bu mücadele dediğim gibi sonuna kadar devam edecek. Hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Ve biz kararlı bir şekilde arkadaşlarla bunu değerlendirip yola çıktık. Bütün arkadaşlarımız bu konuda çok kararlı. Kendilerinin yapmış olduğu bu kadar fedakarca çalışmalarının karşılığında istedikleri haklarını almak istiyorlar ve onlar bu hakkı alana kadar biz de Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bu mücadelenin en önünde onlarla birlikte omuz omuza bu ne kadar sürerse sürsün, ne kadar devam ederse etsin, biz bu haklarımızdan taviz vermeden, bunları almadan bu iş yerinde çalışma düzenini yaşasın geri getirmeyeceğiz. Sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Türkiye'de, ülkemizde sendikalaşma, örgütleşme birçok yasal engellerle karşı karşıya kalmış durumda. Biz bu işletmede her türlü riski göze alarak burada örgütlenmeyi sağladık. Ve bu örgütlenmenin neticesinde burada kaç dönemdir toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Bu işletme gittikçe büyüyen, gelişen ve her zaman karlılığı artan bir işletme haline geldi. Biz bu karlılığı katma değer sağlayan, üreten insanların da buradaki haktan, buradaki kardan faydalanmalarını istiyoruz. Bu da onların en doğal hakkı. Bu üreten insanların, çalışan insanların hakkını kimsenin gasp etmemesi lazım, yememesi lazım. Biz de sonuna kadar bunun için mücadele edeceğiz. Bugün bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Talepleriniz arasında neler var? Yani maaş olarak yüzde kaç istediniz ya da onlar neler sağladı? Konuşmamın içerisinde söylediğim gibi biz bu dönem burada çok makul taleplerle geldik. Geçmişten gelen bir sözleşmemiz var. Bu sözleşmemizde yeni haklar istemekten öte iş yerinde yemekhanemiz, soyunma odalarımızda çok büyük sıkıntılar var. Bugün insan sağlığına, çalışma hayatına büyük problem oluşacak. Bir de pandemi dönemini yaşadık birlikte. Yaşadığımız pandemi sürecini de olumsuz etkileyecek içeride çalışma şartları var. Öncelikli olarak o çalışma şartlarının düzelmesini istedik. Öncelikli taleplerimiz arasında. Diğerinde ücretlerimizde ortalama %15'lik gibi makul olan, enflasyonlarla hesaplandığında makul olan bir ücret zammı teklifinde bulunduk. Onun dışında geçmişten gelen aldığımız buradaki haklarımızın da bir bu dönem daha devam etmesini istedik. Yani ekstra kabul edilemeyecek, karşılanamayacak ya da işletmenin ekonomik yapısı, ekonomik gücü bizim taleplerimizi karşılamaya yeterli olmayacak bir durum söz konusu değil. Bu işletmenin karlılığı da iyi, üretimi de iyi, her türlü şartlar iyi. Sadece iyi olmayan şey çalışanlarına bakış açısı. Bu üretimi meydana getiren insanların hakkını vermeme gibi bir niyetlerinin olmaz. Geçmişten gelen taleplerimizin devam etmesi dediniz. Onlarla ilgili neler? Orayı biraz açabilir misiniz? Şimdi burada dediğim gibi Türkiye'de sendikal hakların elde edilmesi çok zor. Çünkü seneler alan, yıllar alan hadiseler yaşanıyor. Bir işletmede yetki alıp sözleşme masasına oturmanın uzun bir hikayesi var. Burada biz senelerce sözleşme yapmışız. Geçmişten gelen kazanımlar derken işte burada vardiya zammı gibi, bayram harçlıkları gibi, eğitim yardımı gibi, ikramiyeler gibi her dönem işverenle yapmış olduğumuz anlaşmalarda işçilerimizin, işletmenin de gelişmesine paralel olarak, işletmenin de karlılığına paralel olarak bir takım anlaşmalarla bir takım haklar elde edilmiş. Ve bugün geldiğimiz noktada işletmemiz büyüyor. Üretim bandımız artıyor, karlılığımız artıyor
İşverenin bize söyledi, her zaman sendika efendim işçisine bir şey almayacak, bir şeyler verecek, bir şeyler alacak. Böyle bir mantık dünyanın hiçbir yerinde yok. İşçi ne verir? Emek verir. İşçi ne verir? İşçiden beklenen nedir? Yıllık üretim hedeflerini yakalamaktır. Buradaki çalışmada en verimli çalışma düzeni neyse onu sağlamaktır. Biz geliyor burada koskoca tesisi 3 tane vardiyada çalışanla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yörede işsizliklerin olduğu yer, kendi alanlarımızda, köylerimizde, mezralarımızda burada madencilik faaliyetleri yürütülüyor. Bu faaliyetler içerisinde insanlar illaki bir hayatını devam ettirecek. Çağısı var, çocuğu var, bunların geçimiyle uğraşacak. Burada çalıştığı zaman da o hayatını idame ettirecek bir kazanımı elde etmesi lazım. Ve Türkiye ortalamasının altında olan bu kazanımlarımız burada maalesef tekrar bizden, biz kar edelim, mantık şu, işveren diyor ki biz kar edelim, daha çok kar edelim ve bizim karlılığımızın önü sınırı olmasın ama siz de bir şeyler verin bize. Yani işçi emeğin verdiği yetmiyor. 6 aydır günlük 12 saat çalıştığı yetmiyor. Ailesinden uzak kaldığı yetmiyor. Hastalandığı yetmiyor. Her türlü sağlık sorunlarına rağmen iş yerindeki yemekhanesi, soyunma odaları her türlü kötülüğüne rağmen yine poşetleri, elbisesini çıkarak oraya asmasına rağmen yapmış olduğu üretim yetmiyor. Tekrar bir de işverene bir de biz bir şeyler vermemiz gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sözleşme anlayışı, mantığı yok. Maalesef buradaki bu dayatmalar insanlarımızı bugün burada greve çıkarmak zorunda kaldı. Biz de bu haklı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim bu yöreden isteğimiz, yöre insanından, yöre halkından da taleplerimiz var. Bu taleplerimiz burada bu insanlar bu yörenin evlatları, bu yörenin çalışanları, bu yörenin insanları. Şimdi burada madenlere biz sermayeye de karşı değiliz, madenciliğe de karşı değiliz. Yıllarca bu sektörün sendikacılığını yapıyoruz. Ama bu madenler çalıştıkları yörelerde, ürettikleri bölgelerde o yöreye de bir katkı sunmaları lazım. Biz birçok yerde görüyoruz. Maden işletmeciliği yapan firmalar bulundukları yörelerde, okulda, eğitimde, sosyal hayatta bölgenin kendi yöresinin şartlarına, kültürüne göre bir takım yardımlarda, desteklerde, faaliyetlerde bulunurlar. Çünkü buranın havasının tozunu birlikte paylaşıyorlar. Her türlü olumsuz şartları buranın halkıyla birlikte yaşıyorlar. Halka da bir sorumlulukları var, borçları var. Bunu karşılamaları gerekiyor yeri geldiği zaman. Ama burada böyle hiçbir faaliyet yok. Dolayısıyla burada yöre insanlarının da bu işletmeye bu gözle bakıp en azından yöreye çok bir katkısı yok. Buradaki kazandıkları paraları yurt dışlarına alıp götürüyorlar. Sadece belli miktarda vergileri, stopajları ödenerek bir cüze bir miktarı burada kalmak şartıyla. Diğeri sadece burada çalışanların elde ettikleri, kazandıkları 3-5 kuruşu yörede harcamalarıyla ekonomiye bir katkısı oluyor. Dolayısıyla bu cüzi bir katkının da bugün engellenmesi, kaldırılması doğru değil. Bu yöredeki bütün etkin kurumların, kuruluşların, siyasi partilerin, akil insanların bu işe omuz vermesi, destek vermesini bekliyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Biz yöremiz için, çalışanlarımız için önemli bir mücadeleye çıkıyoruz. Bu mücadele yalnız kalmasın, sahipsiz kalmasın. Bizlere de bu konuda destek vermelerini bekliyoruz. Teşekkür ederim.